Türkiye'ye koyduğu ambargoların hiçbir işe yaramadığını fark eden Almanya'da basın Türkiye'nin ürettiği silah sistemlerini mercek altına aldı. Türkler durmak bilmeden çalışıyor ve bu sayede dünya çapındaki ihracat rakamlarını sürekli arttırıyor diyen Alman basını, özellikle SİHA'ların dengeleri değiştirdiği konusunda hemfikir. Alman Handelsblatt gazetesinin yayınladığı bir haberde yer alan ifadelerse oldukça dikkat çekici. Gazeteye konuşan Orta Doğu uzmanı Charles Lister, Bayraktar insansız hava araçları savaşta devrimin yeni standardını oluşturdu diyerek, Türk yapımı SİHA'ların muharebe ortamını baştan aşağı değiştirerek devrim yaptığını ifade etti. Milli imkanların limitlerini zorlayarak canla başla çalışan Türk mühendislerinin eseri olan SİHA'larımızın dünyada oluşturduğu etkinin yarıçapı gün geçtikçe artıyor. Türk SİHA'larının savaş sahasındaki tüm dengeleri değiştirdiğini söyleyen uzmanlar, ABD ve İsrail'in egemen olduğu insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin yükselen yıldız olduğunu ifade ediyor. Azerbaycan'ın 27 yıldır Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ'ı geri almak için giriştiği muharebede Türk yapımı SİHA'ların etkisini gören dünya basını adeta hipnoz olmuş gibi durmaksızın bu teknolojinin özelliklerini yazıp çiziyor. Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin her dilde Türk SİHA'larının övüldüğü makaleleri gazete sayfalarında bulmanız artık mümkün. İşte bunun gerçekleşmesini sağlayan gerçek sebep ise Türkiye'nin giriştiği milli bağımsızlık mücadelesi. Savunma sanayiinde bağımsız olmak demek, milletin de bağımsız olması anlamına geldiğinden, Türkiye son 20 yıldır yorulmak bilmeden bu konuda yeni projeler geliştirip üretiyor. Üst üste koyulan ambargolar karşısında asla geri adım atmayan Türk savunma sanayinin dirayetli duruşu karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen Batı medyası, özellikle Bayraktar SİHA'larını gündeme alıyor. Milli teknoloji hamlesinde bir sonraki adımın ne olacağı merak edilirken, İHA ve SİHA teknolojisinde birer birer imkansız denilen her şeyi başaran Türkiye, farklı teknolojileri de insansız hava araçlarına entegre etmek üzere çalışmalar yapıyor. Mühendislerimizin yoğun gayretiyle pek çok yeni teknolojiye kavuşturulan İHA ve SİHA'larımız bu sayede savaş alanında başlattığı devrimi devam ettirmekte. Bugün dünyanın en hızlı ve en basit şekilde İHA ve SİHA üretebilen ülkesi konumuna ulaşan Türkiye, düşük maliyetle çok yüksek teknolojiyi müşterilerine sunabildiği için dünya İHA pazarında da liderliğe yükseliyor. Şimdi ise SİHA'larımıza eklenecek yeni güçle birlikte ihracatın kapısı sonuna kadar aralanacağı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA operasyonlarına da yepyeni bir yetenek daha eklenecek. Türkiye artık it dalaşı yapan SİHA'lar üzerinde çalışmaya başladı. Yerli İHA'lara yeni özellikler geleceği müjdesini veren Selçuk Bayraktar, it dalaşı dediğimiz kabiliyeti geliştirme teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Yerli İHA geliştiren ekipler otonomik kabiliyetlerini agresif manevralar yaparak hedeflerini tanıyıp manevra üreten ve bir şekilde takip ettiği uçağa kilitlenebilen teknoloji üzerinde çalışmakta dedi. Yani Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin it dalaşı yapabilen İHA'lar geliştirmek üzere olduğunu müjdelemiş oldu. Baykar tarafından bu konuda çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Türkiye'nin dev SİHA üreticisinin yeni teknolojisi Baykar yapay zekanın milli insansız hava araçlarına entegre edilmesiyle SİHA'larımız kendi başlarına uçarak görev yapabildiği gibi şimdiye kadar gerçekleştirilmesi hayal dahi edilemeyen pek çok yeni görev türü insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilerek envanterimizdeki F-16 gibi savaş uçaklarının kullanım ömrü uzatılmış olacak. İlk etapta kamera görüntülerini kullanarak uçuş ve görev yapmak üzere geliştirilen sistem, zamanla
tüm sensörlerin verdiği bilgileri bir araya getirip bunları bir füzyon halinde kullanabilecek bir yapay zekaya dönüştürülecek. Geliştirilen Baykar yerli yapay zeka sistemi sayesinde görev emri alan bir SİHA kendi başına hiçbir yardım almadan ya da pilot kontrolünde olmadan pist başına ilerleyip otomatik kalkış yapacak ve verilen görevi gerçekleştirdikten sonra önceden tanımlanmış hava üssüne otomatik olarak geri iniş yapacak. Bu da olası bir savaş ya da taarruz anında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin reaksiyon süresini ciddi manada kısaltacak. Örneğin, Türkiye'nin hava sınırlarını geçen bir savaş uçağına karşılık vermek için, insanlı bir F-16'yı kaldırmak için sürekli hazır bekletilen pilotlarımızın uçaklara yerleşmesi, uçakların hangarlardan bir şekilde çıkartılıp pist başına getirilmesi için belli bir süre geçiyor. Ancak bunları tamamen otonom şekilde gerçekleştirecek Bayraktar İHA'lar sayesinde böyle bir zaman kaybı olmayacak ve kazanılacak 4-5 dakika dahi belki de Türkiye'ye karşı başlatılan bir taarruzu havada durdurmamıza müsaade edebilecek. Bildiğiniz gibi düşman hava kuvvetleri saldırdıkları zaman ilk hedefleri bizim hava üslerimiz olacak. Hava üslerimiz vurulduktan sonra ise hangarlardaki savaş uçaklarımızın havalanma imkanı bulunmadığından hava kuvvetlerimiz kilitlenebilir. Bu yüzden dolayı da onlar bizi vurmadan bizim onları vurabilmemiz ya da havada durdurabilmemiz için çok hızlı bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Yapay zeka sayesinde bu imkan ve kabiliyete ulaşacak Türk SİHA'larıyla hava devriye görevlerinin de tamamen insansız hale getirilmesi ve Bayraktar'ın geliştirdiği hava-hava muharebesine girebilen İHA'larla birlikte hava kuvvetlerimizin hızlı bir şekilde insansızlaştırılması bekleniyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.